Maçta gerçekten iyi bir yönetim gösterdiğini söylememiz mümkün değil. En baştaki şu pozisyon. Yani bu ben maç içerisinde anlamadığım iki tane sarı kart var. Bir tanesi budur. Şimdi direkt kırmızı kart. Direkt kırmızı kart. Ne? Evet. Tartışılacak hiçbir konu yok. Bakın. Yani kasıtlı mı? Kasıtlı. Neden kasıtlı olduğunu topa göstereceğim ben size. Şimdi bu pozisyonu devam ettirsin. En son gelen bir enstantane var. Yavaş oynatım. Devam ettirsin arkadaşlar. Neden kasıtlı olduğunu göstereceğim. Devam et. Ha bundan sonraki enstantane. Bundan sonraki. Onu yavaş yavaş oynatın veya durdurun. Ha şimdi bakın. Oyuncu kime bakıyor? Oyuncu Hasan'a bakıyor. Hasan'a bakıyor. Topa Hasan bakıyor mu? Hayır. Hasan topa. Hasan savunmasız. Oyuncu ne yapıyor? Dürsüyle gidiyor. Kaldırıyor, suratına patlatıyor. Direkt tartışılacak hiçbir şey yok. Peki gelmeseydi şimdi, yani şey söyler miydiniz? O dirsek kaşa gelmeseydi, kaş açılmasaydı yine aynı. Eğer burada rakibe gidiyor zaten. Burada rakibe gidiyor. Gelmeme ihtimali zaten yok. Bu tür pozisyonlarda futbolcular her zaman dirseklerini kullanır. Bak böyle vurmak değil. Dirseklerini her zaman. Burada Hasan Şaş öyle bir çıkıyor ki armut gibi. Yapma. Nasıl çıkacak? Yapma. Nasıl şimdi burada oyuncunun bir daha gözlerine bakın. Oyuncu kime bakıyor? Top nereden geliyor? Tamamen Hasan'a bakıyor. Hasan'a gidiyor. Hasan'a yükseliyor. Sağ dirseği doğal bir hareketinde değil. Normalinden çok daha fazla yukarıda. Cem hocam. Diğer dirseği aşağıda ve vuruyor, patlatıyor gözünü. Ben şunu anlayamadım. Armut gibi çıkmak nasıl oluyor? Bir anlatabilir misiniz? Ya kardeşim. Armut gibi yani böyle Hasan Şaş gibi. Hayır, merak ettim. Bu tabiri bilmediğim için söyledim. Ya armut gibi havaya çıktığın zaman kendini kafanı koruyabilmen için sen de ellerini... İki elini havada da o yüzden dedim. Zaten topa çıkarken, zıplarken ellerinle bir de güç de kazanırsın. Hem kendini korursun hem güç kazanırsın. Anladın mı? Hayır, burada bakın burada, elleri de vardı yani o yüzden şimdi, dedim Hasan'ım. Hasan Şaş bu kadar tecrübeli görmüyor mudur sen? O zaman elini de şöyle yapsayın yemeyeyim. Bak gör Hakan. Hasan Şaş tamamen topa konsantre olmuş durumda. Burada oyuncu kötü niyetli ya. Niyeti kötü oyuncu. Kırmızı kart mı diyorsun? Net tartışılacak hiçbir konu yok. Kırmızı kart. Ve ben bunu niye? Kırmızı kart. Sarı kart. Kırmızı kart. Oralardan al. Dün akşam da söyledim. Tabii hareket bakın. Ben sarı kart normal yoksa hiç kart olmaz. Sarı kart. Ben sarı kart. Bir dakika. Böyle bir harekete kart veriyorsan bunun sarısı marısı olmaz. Kırmızı. Burada değinmek istediğim konu bu. Burada harekete hiçbir kart vermezsen saygı duyuyorum. Görmemişsindir dedim. Evet. Olabilir. Tespit edememişsin. Faul verirsin ama yani. Yani. Burada zaten. Yine Lig TV'ye geleceğim. Yine maalesef Lig TV'ye bir eleştirim olacak. Burada duralım bir dakika abi. Şu pozisyonda kırmızı kart ve faul diyorsun değil mi? Net. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Net. Peki Volker'ın pozisyonu aynı şey değil. Şimdi burada işte neden aynı şey değil? Burada nasıl ne dedim ben? Bu orta sahada bakın, ondan. Bakın oyuncunun niyeti burada önemli. Oyuncunun niyeti tamamen rakibine bu dirseği atmak. Volkan'sa topu ya çıkıyor. Şurada Allah burada bir dakika ya bir dakika. Dişli geliyor. Kasıtlı vurmak olarak. İçin kalkıyor. Kardeşim ya nereye adamın zaten futbolcunun. Tek tek konuşalım lütfen. Ya bu tartışmayı biz vaktinde bitiremeyiz ama böyle olursa. Ya bitirin. Devam edelim. Abi bu konuşmayı tamamen cevap yapıya bırakalım. Bu pozisyonu geçtik. Şimdi benim eleştireceğim bir konu var. İki sarı kartı anlamadım dedim. Görüntülerde yok. Bir de Kewell'ın rakibinin ağzına soktuğu bir ayak var. Hatırlarsınız. Evet, krampon ağzına soktu. O pozisyon görüntülerde yok. Onu da ben neden sarı kart olduğunu anlamadım. Bir daha tekrar tamam, yazıyı alabilir miyiz? Yazıyı ve fotoğrafı. Şu pozisyonu.